Merhaba, sen de hoş geldin. İyi misin? İyi günler dilerim. İyiyim, ben de tatilden geldim. Ayağımın tozuyla ana haberde buluştuk. Tabii şimdi önemli karşılaşmalar var. Galatasaray yarın St. Johnstone'la karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde yola devam edebilmek için, playoff'a kalabilmek için mücadele edecek ilk maç bir bir sonuçlanmıştı. Önce bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Şimdi Galatasaray... E, rakibinden çok üstündü kabul edelim ilk maçta. Ee, ve rakibin tek kozu iyi mücadele etmek, iyi savunma yapmak. Galatasaray'a pozisyon üretmemek için, üretmemesi için geniş alan bırakmamaktı. Bunu da çoğu zaman başardılar. Ee, Galatasaray ilk yarıda iyi oyunun karşılığını alamadı. Özellikle oyunun hemen başında çok erken bir golü bulurlardı. Mustafa kaçırdı. Ama sonuçta e, Aytaç'ın gereksiz bir geri pası, Mustafa'nın çok büyük hatası ki bu Avrupa maçlarında ciddi hatalar yaptı Mustar'a. Asay geriye düştü ve 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonraki süreçte golü bulması bence tura tutulmasını sağladı diye düşünüyorum. Ama İngiltere, şey, İskoçya'da Galatasaray'ı kolay bir maç beklemeyecek. Yine koşan, mücadele eden bir takımla oynayacaklar. Ve bunun ötesinde en önemlisi kaleci konusunda sıkıntı yaşayacaklar. Mustar'ı yok kalede hata yapmasa rağmen Mustafa'nın verdiği bir güven takıma çok farklı oluyor. Dolayısıyla herhalde İsmail Çipe'yi oynatacak diye duydum ben Fatih Hoca'nın. Hı hı. Yani e, İsmail Çipe ligdeki oynadığı maç sayısı açısından yani genel anlamda e, ve Avrupa'daki Galatasaray'ın bir dönem kalesini de korumuştu. Bir e, bir nevi yani tecrübeli. Dilerim hata yapmaz yani artık İsmail Çipe'nin de bu Galatasaray'daki son şansları diye düşünüyorum. Ama Galatasaray gibi Avrupa'da Türkiye'nin en çok maç oynayan takımının kendisinden kat be kat hem ekonomik açıdan düşük seviyede olan hem de kalite anlamda düşük seviyede olan bir takıma elenmesi çok büyük sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Herhalde Galatasaray futbolcular, başta teknik direktör Fatih Terim bu sorumluluk duygusu içerisinde sahaya çıkacaklardır diye düşünüyorum. Özellikle Fatih Hoca'nın ilk maçtaki değişikliklerden insanlar çok mutlu değillerdi. Daha dinamik bir oyuncuları seçeceğine inanıyorum an altında e, maç o bir haftalık içerisinde fiziksel performansını tamamladığını ve Galatasaray'ın sol tarafında maç boyunca oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, sağ tarafta eee oynayacak. Hı hı. Defansta yine Luyndama ile marka oynayacaklar. Kalede İsmail Çepe. Orta sahayı daha güçlendirmesi gerektiğini inanıyorum ben. E, Berkan ve Taylan ikilisinin bu konuda etkili olduklarını Önlerine daha genç bir oyuncu, örneğin Emre Kılınç gibi mücadele gücü yüksek bir oyuncuyu koymasının daha mantıklı olacağına inanıyorum. Yani Galatasaray turu geçebilecek bir kadro yapısına sahip e, ama futbol kağıt üzerinde oynanmıyor, sahada oynanıyor. Dilerim Galatasaraylı oyuncular e, bu performanslarını İskoçya'da üst düzeye taşıp Türkiye'ye turla dönerler ve lig içinde bir moral toplamış olurlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Galatasaray'ın hem transfer anlamında eksikleri vardı hem de sezonu çok erken açmak genelde birçok takım için problem olmuştur. O yüzden belki biraz göz ardı edilebildi ama şimdi Avrupa Ligi eleme maçında ilk maçı içeride kazanamayınca Galatasaray'ın deplasmana biraz daha avantajlı gitmesi aslında bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. O maçtan bu maça sizce nasıl dersler çıkmıştır? Şimdi ilk PSV maçlarını kabul etmiyorum. Zaten yani Galatasaray futbol olarak rakibin çok gerisinde kaldı. Sezonu erken açmak belki Galatasaray için bir avantaj gibi göründü. PSV Galatasaray'ın sezonu açtıktan 12 gün sonra açtı sezonu. Onlar daha hazır bir şekilde sahaya çıktılar. Galatasaray'da aynı hazırlıkları göremedik. Tabii ki burada Galatasaray'ın transferlerinin de geç gelmesinin büyük etkisi var diye düşünüyorum. Hı hı. Ama sonuçta Galatasaray'ın elinde güçlü bir kadro vardı o kadroya rağmen belki şimdi filmi başa sardığımız zaman e, enteresan işler oldu. Çok birinci dakikada Mustafa'nın çok büyük bir hatası, topa vurmayıp çalım atmaya çalışması, yenilen gol takımı demoralize etti. Maç 0-0 gitseydi olayın bakış açısı farklı olurdu ama 2-1 içeri girmiş PS maçındaki bir Galatasaray'ın yani teknik direktör Fatih Terim'in yapacağı nelerle oyun tutma konusunda daha becerikli olması gerekirdi diye düşünüyorum. Maalesef bunu yapamadılar ve e, çok farklı bir mağlubiyet aldılar. İstanbul'da da yine bakın 0-0 giderken iyi, iyi oynarken birden birdenbire kaleci Mustafa Mustara bir hata yaptı. Tutması gereken topu tutamadı. E, bu maçta da örnek verdim geçenlerde defalarca söylüyorum. Herhalde bu Mustafa'nın kullanıda küpü olsun. O Aytaş'ın geri pasını eliyle ceza sahası içe tutsaydı en direkt serbest vuruş olacaktı. Bu kadar basit penaltıyı. E çok kızdı Aytaç'a da he. sonrasında maç içerisinde tabi. Yani kızdı ama kendisi de topu tutabilirdi. Mustara 30 küsür yaşında, 34 yaşında bir kaleci. Yani sonuçta topu elle tutsa ne kaybederdi? En direk serbest atış olacak. Hatta e, araştırdığımda kartın olmaması bile söyleniyor. Diyelim ki sarı kart olacak. Kırmızı olmaz ki. Geri pas olarak değerlendirecek de buna hakem. Sarı kart gösterir ki o topu tutacağı yerde gol olabilecek yakınlıkta kaleye değildi mesafe olarak. Hemen 18 çizgisinin kenarıydı bu yani baktığımızda. Maalesef e, Mustara'da bir durgunluk, bir akut tutulması var. E, i̇lginçtir. E, Acaba gibi, yani, çok yorgun çok... olabilir mi Levent abi? Araya giriyorum ama biliyorsunuz Copa Amerika'da oynadı. Yani çok az dinlenme vakti vardı. Acaba ondan olabilir mi sadece soruyorum? Buna yüzde yüz katılıyorum. Bakın bu herkes içinde geçer. Mustara son derece ailesine bağlı, Türkiye'de düzgün yaşayan mükemmel bir profesyonel. Allah bozmasın ilişkiler ama ailede bir tatil yapmak istemiş olabilir. Şimdi Fatih da bu takımın kaptanı olduğu için uzun süredir de bu oynadığı için burada. Ee, ve belki de talebi kıramadı. Ben dinleyip de geleyim deseydi Galatasaray bu maçları farklı bir kaleciyle oynamak zorunda kalırdı. Kalacaktı. Ama Okan'ı Giresun'a kiraladıktan sonra Fatih Terim de e, Fatih'e güvenmeyince e, dolayısıyla Muslera'dan kaleye geçmesi konusunda ricacı olunca Maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Bence mental ve zihinsel e, artı bedensel bir yorgunluğu var. Mustafa'nın ailesiyle bir tatile ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyun atıldıktan oyundan atıldıktan sonra herhalde bu süreçte Fatih kendisine izin vermesini talep etmiştim. E, bu konuda bilgi sahibi değilim ama bir tatil yapması. Antrenman görüntüler paylaştı ama güncel mi bilmiyorum. Yine yani antrenman yaparken kendi sosyal medya hesabından paylaşımları oldu. Galiba gitmedi tatile. Belki şöyle olabilir Eylül ayında milli maçlar var, hı hı. Uruguay milli takımına gitmeyip o süreyi ailesiyle tatil yapma olarak değerlendirebilir diye tahmin ediyorum. O süreç daha uzun bir süreç, 10 günlük bir süreç. E, bütün dünyada Eylül ayının başı sıcak geçiyor, Biz, özellikle Türkiye'nin her alanında sahillerde falan. Yani o bu dinlenmeyi yapmalıdır diye düşünüyorum çünkü muslara size. Bu iki maçta lazım değil. bütün sene için lazım. Hı hı. Onun için bedenen e, bu oyuncu zihinsel olarak e, dinlenmiş olarak kalede görmekte fayda var. O zaman yorgun olduğu zaman dikkatleriniz dağılıyor, kararlarınızda e, aksaklıklar meydana geliyor. Ama sonuçta Mustarı kaliteli bir kaleci, Galatasaray'ın kazandığı başarılarda, şampiyonluklarda çok büyük payı var. Yaptığı hataları ne kadar eleştirsek dahi bu. Fatih Hoca'nın dediği gibi asla kredisini tüketmez diye düşünüyorum.